Ve Kato operasyonu 37 gün oldu efendim. Dillere destan bir kahramanlık öyküsü yazılıyor Kato Dağı'nda. Hedef terör örgütü PKK'nın lojistik destek depoları, yani mağaralar. Kayaların içine, dağların ortasına oyulmuş futbol sahası büyüklüğünde sığınaklar. Sara Berekvi olarak Kato Dağı'na doğru jandarma komando timleriyle birlikte dün sabah çıktık yola. Yola çıktık diyoruz ama aslında ortada ne bir yol var ne de patika. Tek ayağınızı düz basacağınız bir boşluk bulmak bile zor dağda. Mehmetçik her gün o sarp kayalıkları aşıyor. Hem de sırtında 40 kiloluk çantası, elinde silahıyla. Dedik ya kahramanlık destanı diye. 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı veriyor işte o akıl almaz mücadeleyi. Operasyon son derece başarılı. Teröristlerin çok güvendikleri, girilemez dedikleri alan Mehmetçiğin kontrolü altında. Tonlarca erzak imha edildi. Yüzlerce Kaleşnikov, roket atar, helikopter düşüren füzeler ve patlayıcı ele geçirildi. Temiz. Söylem olarak teröristlerin inlerine girdik. Albay Murat Bulut'un tek cümleyle özetlediği operasyon Kato Dağı'nda yapılıyor. 19 Nisan'da başladı. 37 günün sonunda hedeflenen alanın 1/3'ü kontrol altına alındı. Operasyon çok zor koşullarda ilerliyor. Geçit vermeyen vadiler, dik yamaçlar, hava koşulları, dahası kurulan bombalı tuzak ve pusular. Asker ve korucular bu amansız mücadelede omuz omuza. Hareketlilik daha Kato Dağı'nın eteklerinde göze çarpıyor. Şu anda Kuzey Irak sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede Kasrik Boğazı'ndayız. Stratejik açıdan son derece önemli bir nokta burası. Hemen bir yanımda Gabar Dağı, diğer yanımdaysa Cudi Dağı var. Operasyonların günlerdir sürdüğü Kato Sıra Dağları ise Gabar'ın hemen paralelinde uzanıyor. Kısa bir yolculuğun ardından operasyonun yönetildiği 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na varıyoruz. Karargah binasından içeri giriyoruz. Duvarda asılı fotoğraflar hemen dikkatimizi çekiyor. Kış için hazırladıkları malzemelerdi. Bunlar ele geçince tabii kış tertiplenmesine çok zor olarak girdiler. O yüzden de bir kısım unsurlarını Besler Dereler'de değil, başka yere işte Kato'ya göndermişler, başka yerlere Siirt tarafına ama göndermişler. Ama zaten Besler Dereler'le Kato'ya da aynı anda operasyon yapıldı. Vakit kaybetmeden çifte operasyon bölgesine hareket ediyoruz. Geçit vermeyen araziyi havadan aşıyoruz. Şu anda Şırnak merkezdeyiz. Burası 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı. Şu anda Türk Kara Kuvvetleri'nin bizlere tahsis ettiği bu helikoptere binip operasyonların 36 gündür devam ettiği Kato Dağı'na doğru yola çıkıyoruz. Birlikteki askerlerle birlikte şu anda seyahat ediyoruz. Yaklaşık yarım saat bir uçuşumuz var. Alçak uçuş yapıyoruz çünkü böylesi dışarıdan gelecek taciz ateşlerine karşı daha güvenli şekilde seyredebilmek için. Yükseğe çıktıkça Mehmetçik kameramızın görüş alanına giriyor. Belirli mesafelerle kurulan çadırlar, siper edilen kayalıklar ve dahası en zirvede dalgalanan Türk bayrağı. Helikopterin uygun bir zemine inmesiyle kendimizi operasyonun tam da ortasında buluyoruz. Evet, helikopter bize az önce 2850 rakımlı İncebel Dağı'nın Kato mevkiine getirdi ve bıraktı. Şimdi jandarma komando birlikleriyle beraber şu önümüzdeki bölgeyi tırmanarak operasyonun sürdüğü diğer alanlara da gideceğiz. Burayı da anlatmak gerekiyorsa bakarsanız dağ taş her noktayı Mehmetçik koruyor burada. Göz açtırmıyor teröristlere bir an olsun. Mayıs ayının neredeyse sonuna geldik ve her yer hala kar kaplı. Mehmetçiğin ne zor şartlarda görev yaptığını görmeniz için gösteriyorum. Şu anda helikopter sadece çok kısa bir süre için burada durabiliyor. Çünkü rakım olarak ve alan olarak coğrafya açısından helikopterin uzun süre burada durmasına imkan yok. Şu anda askerciye, Mehmetçiklere kumanya takviyesi yapıyor. Zor koşullar Beytüşebap Jandarma Komando Alayı'nda görevli askerleri yıldırmıyor. Komando timleri ve korucular tam bir uyum içindeler. Jandarma komando birlikleri ve güvenlik korucuları burada İncebel Dağları'nda operasyonu birlikte yürütüyorlar. Birlikte bu amansız mücadeleyi götürüyorlar. Şimdi onlara mikrofonu uzatmak istiyorum. Merhabalar, kolay gelsin. Sizleri tanıyabilir miyiz efendim? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şahane Öter ben.
Mutluçaköy 3. İtim Komutanıyım. 10 senedir güvenlik korucusuyum. Bu zor şartlarda elimizden gelen tüm imkanlarımızla burada mücadelemizi sürdürüyoruz. Jandarma uzmanı Çavuş Semih Tulum. Bu zor şartlar bizi hiçbir zaman için yıldırmayacak. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Biz görevimize her zaman, her koşulda, her şartta devletimizin ve milletimizin emrindeyiz. Ben jandarma komando uzmanı Çavuş Fatih Güngör. Fatih, ne kadardır İncebel Dağları'nda burada katoda görev edesin? Yaklaşık 35 gündür operasyon İncebel Dağları'nda devam ediyor. Ne kadardır görmüyorsun aileni? 2 ay falan süreç oldu. Kato Dağı'nın zirvesindeyiz. Mehmetçik ve korucular gece nerede yatıyor size göstermek istedim. Şu bulunduğumuz alan neredeyse 3 metrekare, daha büyük değil. Brandalar gelmişler ve bir çadır haline getirmişler. Ve bu matların üzerinde uyuyorlar. İşte burada çaylarını demliyorlar. Ve şimdi sizi tanıyabilir miyiz? Ben İbrahim Yücüm Boğla, köyünde korucuyum. Çeydanlığımız var, metimiz, işte pançomuz, parkemiz. Tencere görüyorum burada, tencerede ne tenceremiz var? Elleri hep tetikte, gözleri hedefte. Yanlarında taşıdıkları sadece silahları değil, bir de yükleri var. Arazide görev yapan askerin silahlarının yanı sıra bir de yanından ayırmadıkları sırt çantaları var. Öyle 3-5 kilo da değil. Her biri 35-40 kiloya tekabül ediyor efendim. İçerisinde bu gördüğünüz yaşam malzemeleri var. Şimdi taşıyana soracağız içinde neler olduğunu. İstirahatlerde kullandığımız med, kış aylarında sürekli kullanmış olduğumuz -12 derecelik uyku tulumumuz, mayın ve tuzaklarını önceden tespit edebilmemiz için kullanmış olduğumuz mayın dedektörü, hem gündüz hem gece ısı duyarlı kaynaklı kullanmış olduğumuz görüş termal kameramız. Sarp kayalar o yüklerle aşılıyor ve teröristlerle her an sıcak temas sağlanabiliyor. Helal olsun. Sol. Biraz anlatır mısınız hem bölgeyi hem de burada yürütülen operasyon? En uzakta zirvede görünen nokta Kör Kandil denilen nokta. Onun arkasından da Siirt Pervari ilçesine sınırımız bulunmaktadır. Kato Dağı ülkemizdeki teröristlerin en yoğun yapılandığı yer olarak biliniyor. Öyle ki silah ve lojistik malzemeler buralardaki mağaralarda depolanıyordu. Ne büyüklükte mağaralardan bahsediyoruz? Yani içeri girdiğimizde mesela iki nolu mağaranın sadece içeriye girebilmek için 150 metre kadar tünelle giriliyor. Ve mütakiben en sonuna kadar 450 metre civarında. Bir stadın yarısı büyüklüğünde var. Beytüşşebap Jandarma Komando Alı eğitimleri ansızın o mağaralara girdi. Teröristler kaçmaya dahi zaman bulamadı. Teröristlerle sürdürülen bu mücadelede en zorlu aşama neydi? En zorlu aşama buraya giriş aşamamızdı. Çünkü girdiğimiz zaman da hiç beklenmedik bir aşamaydı. Kışın sonlarına doğru ve bizim buraya çıkabileceğimizi hiç düşünmedikleri bir anda. Şu ana kadar operasyonumuzu elimize geçirdiğimiz... O mağaralara gireceğiz şimdi sizlerle. Teröristlerin yuvalandığı, PKK'nın erzak ve silah depolayıp bölgeye dağıtımını yaptığı mağaraları birlikte gezeceğiz. Sarp kayalardan aşağı doğru tünellerden giriliyor efendim. Terör örgütü PKK'nın illerine merdivenler merdivenlere, tüneller tünellere açılıyor. Odalar odalara bağlanıyor. Yer altına oyulan terör yuvaları bir bir temizleniyor. Operasyonun amacı terör örgütünü yaz öncesi avlamak. Baharın başında başladı bu yüzden operasyon. Beytüşşebap Jandarma Komando Alayı bölgeyi ablukaya aldı. 37 günde santim santim metre metre temizledi. Operasyon öncesi bölgede 350 kadar teröristin olduğu düşünülüyordu. 251'i öldürüldü. Kalanlarsa saklanmaya, gizlenmeye çalışıyor. 2850 rakım Kato Dağının zirvesindeyiz. Mehmetçiğin, korucuların tüm mücadelesi işte bu şanlı bayrak için efendim. Burada olmanın tarifi yok. Yol sarp, koşullar zorlu. Türk bayrağı Kato Dağı'nda dalgalanırken Beytüşşebap Jandarma Komando Alı eğitimleri yanımızda. İstikamet PKK'nın konuşlandığı, dağ içerisinde dışarıdan bakıldığında görünmeyen ancak içeride tüm bir kışı geçirdikleri sığınakları. Zorlu arazi koşullarında tırmandık ve 150 metrelik mesafeyi ancak 1,5 saatte gelebildik. PKK'ların kendilerini ve mühimmatlarını sakladıkları 56 mağaradan birinin girişi tam da burası. Onlardan geriye kalansa İşte bu yaşam malzemeleri. Bu sığınakta tam 10 terörist etkisiz hale getirildi. Bakıyorsunuz yaşam malzemelerine, nohutlar, bidon içerisinde peynirler, yine el arabalarını görüyorsunuz ve burada yakılmış mazot ve tüpler. Şurada da çay var. Mayıs ayında hala kalkmamış olan kar mağarayı kapatmış. Girişini görmek de o girişe inmek de kolay değil. Çünkü 10 metre diğer bir 10 metreye bir mağara onlarca odaya açılıyor.
İşte terör örgütü PKK'nın kullandığı o mağaralar. Karanlık kamera ışığıyla aydınlandığında hiltilerle oyulmuş odalar çıkıyor karşımıza. Bir de korunma için kapıya yığılmış kum torbaları. Şimdi komutanım hayli zor bir giriş yaptık buraya. Neredeyse 10 metrelik bir alandan girdik. Zorlu bir inişin ardından da PKK'nın kullandığı mağaralardan bir tanesinin içine vardık. Evet. Sizler buraya geldiğinizde nasıl bir manzarayla karşılaştınız? Öncelikle bölücü terör örgütü mensupları bu bölgede yaşamsal ve ideolojik faaliyetlerini bu tarz mağaralarda sürdürmekte. Yaklaşık 56 tane mağara buna benzer ve daha büyük olan mağaralarla karşılaştık. Tespitini yapıp imhasını yapmak üzere buraya geldik. Bunun büyüklüğünü biraz anlatabilir misiniz? Net olarak görünmüyor. Hayli karanlık şu anda çünkü. 10 metre derinliğe sahip. 10 metre aşağı iniyoruz iplerle ya da merdivenler sayesinde. Devamında yaklaşık 30-40 metre derinliğe sahip. Bazı mağaralar tabii daha fazla derinliğe sahip. Bu şekilde mağaralar. Girişte gördüğünüz gibi bu şekilde kum torbalarıyla mevziler yapıp buraya giren komando timlerini, askerleri karşılamak için. Bu kum torbaları tabii ki, aynen o şekilde kendilerine bir savunma sistemi geliştirmişler. Hı hı. Yaklaşık olarak 7-8 kişilik bir grubun olduğunu burada düşündük. Kış aylarında burada mı kalıyorlar? Kış aylarını burada geçiriyorlar. Yaşamsal ve ideolojik faaliyetlerini her türlü bu mağaralarda gerçekleştiriyorlar. Hı hı. Hı. Aynı zamanda Kuzey Irak tarafından ya da Suriye tarafından da büyük telsizler vasıtasıyla talimatlar alıyorlar. Şimdi bu alanda biraz yürüyelim, biraz anlatalım. Mesela burada ne var? Öncelikle buraya girdiğimiz zaman mağaranın ilk sağ kısmında bizi burada kalan teröristlerin lojistik bölümü karşıladı. Hı hı. Dışarıda görmüş olduğunuz nohutlar, çaylar ve buraya dökülen unlar bunların lojistik parçaları. Burada tutuyorlarmış. Daha serin muhafaza edebilecekleri bir alan. Karanlık mağaranın içinde ilerledikçe PKK'ya ait izler de görülmeye devam ediyor. Hem günlük hayata ait izler hem de kendilerini koruma amaçlı önlemler. Mağarada zaman zaman böyle eğilerek ilerlemek gerekiyor. Burada görüyoruz kremler, bitmiş krem kutuları var yerlerde. Yine bidonlar. Mağaranın görmüş olduğunuz şu bölümünde yaşam malzemeleri ve kıyafetler adı altında bir bölüm yapmışlar kendilerine. Burada da yine dolap olarak kullandığı bölmeler var. Burada her türlü ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir dolap yapmış adam adeta kendine. Yine gördüğünüz gibi savunma sistemleri burada dahil var. Kum torbalarıyla desteklenmiş mevziler. Mağara aslında burada bitti gibi sanılıyor ama bitmedi. Yine buradan eğilerek geçeceğiz. Kum torbalarının üzerinden daracık bir alandan geçiyoruz. Kafamıza dikkat. Teröristler bu alanı hangi amaçla kullanıyorlardı komutanım? Yine bu alanı da buradaki lojistik deposunun bir bağlantısı olarak kullanıyorlardı. Yine burada muhtelif miktarda sağlık ekipmanı, un, çay, nohut şeklinde yaşamsal faaliyetlerini sürdürebileceği gıdalar vardı. Mağara içerisinde yürümek imkansızlaşıyor. Bir kişinin bile zor sığdığı, ayakta durmakta zorlandığı geçişler çıkıyor karşımıza. PKK'ların kullandığı mağaranın 4. odasından çıkıyorum şu anda. Bir insanın güçlükle sığabileceği daracık bir alan burası. Yaşamsal malzemelerini işte bu 4. odada tutuyorlardı. Bolca un vardı yerlerde. Ve şu anda tencereleri görüyorsunuz. Burada muhtemelen ki yemeklerin yapıldığı tencereler, kum torbaları hemen her yerde, şarj cihazları, battaniyeler, bidonlar, boş sigara paketleri, yine bidonların içerisinde peynirler, tüm yaşamsal malzemelerini işte bu mağaraların birinde biriktiriyorlardı ve burada bu alanda tutuyorlardı. Ve 4 odalı inin sonunda görülen ışık. Ancak bu Kato Dağı'nda terör örgütü PKK'nın mağaralarından sadece biri ve en küçüğü. Evet, işte bu mağaralarda son 30 yılın en büyük mühimmatı ele geçirdi. Üstelik bir grup terörist de kıstırıldı illerinde. Onları mağaralardan çıkartmak için iş makineleriyle çalışmalar kayaların üzerinde aralıksız sürüyor. Yarın da Star Ana Haber'de hem bulunan rekor mühimmatı hem de kıstırılan teröristlerin tepesinde süren çalışmayı izleyeceksiniz efendim. Türk tarihinde terör örgütünde yapılan en büyük darbenin yapıldığı operasyonun görüntülerini yerinde an be an tanıklık ediyoruz. Burası Kato Dağı. Mehmetçiğin kontrolündeki bölgeden çıkış yok. Şu anda tam da o sondaj makinalarının çalıştığı yerin altında teröristler var efendim.
teröristler mağaralarda sıkıştırıldı. İş makineleri tepelerinde çalışıyor. Mehmetçiğin korucuların tüm mücadelesi işte bu şanlı bayrak için efendim. Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, sıcak temasın an meselesi olduğu bölgede çalışmaları yerinde görüntüledi. Söylem olarak teröristlerin inlerine girdik. Orada oynadıkları bölgeler burası. Kato'da teröre büyük kuşatma yarın sadece Star Haber'de.